Dikkatimi çeken bir şey var yani. İnsan psikolojisi öyle tuhaf bir şey ki. Mesela yıllarca hapislerde yattım. 8 cezaevinde yattım. 7-8 bin sayısını unuttum. Bir sürü hırsız adam yaralamış, esrar içmiş, esrar kaçırmış, satmış, bilmem apartman soymuş falan filan. Yani her çeşit suçtan içeride adamlar var idi. Biz de Müslüman olma suçundan içerideydik. Konuşmalarında özetle şu ortaya çıkardı, yani onları anlamaya çalışırdım. Mesela adam, birisi, üç arkadaş olmuşlar, Kavaklı ve Şarap Fabrikası'nın sahibinin evini soymuşlar, sene 1967. Bunlardan biri de Kırşehirliymiş, adı Erdoğan. Gelir gider bunlara şebeke halinde soygun yaptığı için mahkeme 24'er sene adam başına ceza vermiş. 72 sene toplam. O zaman infaz süresi de kısa, meşrute tahliye süresi yani bir 30 güne 20 gün yatırıyor. Şimdi 30 güne 12 gün yatırıyor. Ondan sonra bu çıldıracak yani 16 sene yatacak. Yatmayla biter. İki de bölüyor, ben ne yapacağım hemşehrim filan dedim, niye soydun? Açtık dedi, soymayalım mı filan. Dedim, ne soydun yani, ne aldınız peki? O günün parasıyla, ki altının gramı 4 liraydı o gün. Eller, 4 lira, şu lira lira. Şimdi arasan bulamazsın 1 lirayı, Türk lirası söylüyorum. 4 milyon liralık öteberi çalmışlar. O günün parasıyla yani, bugüne vurursan aşağı yukarı 40 milyar lira filan tutuyor. Ondan sonra dedim ki hemşerim aç olduğum için mi soydun? He dedi. Dedim senin bir kahvaltın 4 milyon lira mı tutuyor dedim. Bir gün yemeğe, ona yiyeceğim kadar çalma. Yani bir şey söylüyorsun, yaptığınla söylediğin birbirine iyi kötü yakın olsun da hani kabul edelim, hani idare edelim. Şimdi bunu şunun için anlatmak gereğini duydum bu misali. Birçok insan yaptığı işi suç diye yapmıyor. Hatta hiçbir insan suç diye yapmıyor. Yani filan adam falan adam vuruyor. Hak etti kardeşim diyor. Elime sağlık diyor. Körme yapmasaydı diyor. Değil mi? Efendim falan filanın arabasının camını kırıyor. İçindeki teybini aldığına tüyüyor. Ya işte yakalandım. Niye yaptın? Ne yapayım diyor. Acından öleyim mi ya? Orada diyor al beni diye duruyordu. Diyor vurdum, vurdum aldım diyor. Yani hiç suçlu yok kendilerine sorarsanız. Hiç suç işleyen yok diyoruz. Şimdi bu işi yaparken, filana oy verirken, falana teşkilatını il ve ilçe bazında oluşturacağını söylerken bunlar suç işlediğini, İslam'a karşı şey yaptığını düşünerek yapmıyorlar. Zaten hem öyle düşünse, hem yapsa yapamaz yani. Birinden birine vazgeçer. Mesela sen diyelim ki kızdın, aldın tabancayı, birini vuracaksın. İyice Allah korkusunu bırakmalısın, ahiret korkusunu bırakmalısın ki adamı vurabilirsin. Yoksa bir taraftan ya vurursam Allah bana ne yapar, şöyle şöyle yapar, Allah böyle yaparsa vurmamalıyım diye ya adamı buldun. O zaman tabanca elinden çoktan düşmüş olur. Bu şekilde düşünerek adam vurulmaz. Vurabilir mi? Vurulmaz. İlla kafanın kapağı atacak yani. Bir taraftan bir tarafı unutacaksın. Ya ahiret korkusunu unutacaksın ki adamı vurabilirsin ya da o korku sende kalırsa adamı öldürmeyi unutacaksın. Öyle değil mi? Şimdi bu işi yapanlar da herhalde kendilerine göre davalarına hizmet için yapıyorlar. Ne yapacaklar? İşte Aydın Menderes'in partisi, başında bulunan parti, işte başbakan olursa, cumhurbaşkanlardan olursa, bu Müslüman adam meşhur etmez diyor. Bize daha çok imkan verecek. Ne yapacak? Bizim gençlerimizi orada burada okumuş, liselere müdür yapacak efendim. Bizi televizyonda konuşturacak, bize daha baş hazırlayacak. Bizim ticaret yapıp daha zengin olmak ve daha çok insanı elimizin altında bulundurabilmemiz için bize ihracat imkanı sağlayacak, bize ithalat kolaylıkları sağlayacak, bize teşvikler verecek. Bunları umuyorlar ve biz bütün bunları ne için harcayacağız, ne için kullanacağız? Allah rızası için kullanacağız. Ve hep böyle kurarak yapıyor insanlar bütün yaptıklarını. Yani eğri yapan da böyle kuruyor, doğru yapan da böyle kuruyor.